Değerli basın mensupları, tek adam parti devleti rejimi kibir ve cehaletle birleşti. Devlet yönetiminde büyük bir zaafa neden oldu. Ekonomik krizi korkunç bir pahalılığa, işsizliğe ve yoksulluğa, kısacası bir buhrana dönüştürdü. Erdoğan 24 Haziran 2018 seçimlerinden birkaç gün önce 19 Haziran 2018'de siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır, görün demişti. Bu sözün üzerinden tam 3 yıl, 7 ay, 2 gün geçti. Milletimiz o günden bu yana 4 ayrı Merkez Bankası Başkanı, 3 ayrı Hazine ve Maliye Bakanı gördü. Tabii bu arada Erdoğan'ın faizi, şunu bunu eline yüzüne nasıl bulaştırdığını da gördü. Erdoğan 19 Haziran 2018'de %17,75 olan politika faizini 2021'in ortalarında önce %19'a kadar yükseltti. Sonra yıl sonuna doğru faiz sebep enflasyon netice safsatalarını tekrar torbadan çıkardı. Yetmedi, faizi indirmek nassın gereği dedi. Politika faizini 3 ayda zorlaya zorlaya %14'e, yani 5 puan birden indirdi. Peki milletin faizi ne oldu? 3 yıl, 7 ay, 2 gün önce ihtiyaç kredisi faizi %24'tü. Bugün aynı kredinin faizi %32. Taşıt kredisinin faizi %22 idi. Şimdi aynı kredinin faizi %28. Ticari kredinin faizi %22'lerdeydi. Şimdi %30'larda. Hatta bazı bankalar %46 faizle ticari kredi veriyorlar. Yine devletin 2 yıllık borçlanmasında referans faizi %19'du. Şimdi %23. Erdoğan Merkez Bankası'nın politika faizini politikacı faizine çevirdi. Milletin faiz yükü de düşmedi, arttı. Piyasanın gerçekleri Erdoğan'ın safsatalarını ezip geçti. Peki Erdoğan'ın 3 yıl, 7 ay, 2 gün önce şununla bununla nasıl uğraşılır derken kastettiği şunlar bunlar ne oldu? O gün dolar kuru 4 lira 72 kuruştu. Bugün 13 lira 47 kuruş. O gün enflasyon %12'lerdeydi, bugün %36'larda. O gün ülkenin risk primi 316 idi, bugün 554. Erdoğan faizle baş edemediği gibi şununla bununla da baş edemedi. Faiz, kur, enflasyon, risk primi hepsi Erdoğan şahsım yönetiminde şaha kalktı. Meşhur Afrika atasözüdür, bir ormanda aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa ormanda yangın var demektir. Erdoğan, Roma'yı yakıp keyifle seyreden Neron misali, 84 milyonluk güzelim ülkeyi, 800 milyar dolarlık koskoca ekonomiyi 3 yıl 7 ayda yangın yerine çevirdi. Şimdi de keyifle seyrediyor. Bir de üstüne üstlük, yangını söndürmek isteyen itfaiyecileri iş başına getirecek erken seçimi de engelliyor. Aylardır faiz sebep enflasyon netice dedi durdu. Faiz düşerse enflasyon da düşer dedi. Ama birdenbire dün bu iddiasını unutuverdi. Enflasyon coşarken bu defa politikacı faizini indirmedi. Faiz indirimine nas diyen Erdoğan dün pas dedi. Oysa daha 2 gün önce Arnavutluk dönüşünde benim bir iddiam var. Faiz sebep enflasyon neticedir. Nitekim de neticesi kendini gösteriyor. Enflasyon düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin diyordu. Madem faiz sebep enflasyon neticeydi, madem faiz düşerse enflasyon da düşer idi, madem faizi indirmek nas idi, madem kendine de iddiasına da bu kadar güveniyordu, dün ne oldu tüm bu madenlere, mademlere? Hepsi bir anda badem oluverdi. Ne oldu da faizi indirerek enflasyonu düşürmekten bir anda vazgeçti? Yoksa faiz sebep enflasyon neticedir sözü, kuru köpürtmek amacıyla zaman zaman tedavüle sokulan, Erdoğan'ın milleti ara sıra silkelemek için yararlandığı
kullanışlı bir cümleden mi ibaret? Ne diyor Yunus? Cümleler doğrudur, sen doğruysan, doğruluk bulunmaz, sen eğriysen. Erdoğan'ın cümlelerinde neden hiç doğru bulunmadığını bu sözler çok güzel açıklıyor. Erdoğan'ın Arnavutluk dönüşü kurduğu cümleyi bir kez daha tekrarlayalım. Benim bir iddiam var. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Nitekim de neticesi kendini gösteriyor. Enflasyon düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. Yani Erdoğan'a göre enflasyon düşüşe girmiş. Hem de bu kesinmiş. Bu sözler Erdoğan'ın milletten nasıl koptuğunu, milleti nasıl unuttuğunu açık seçik ortaya koyuyor. Ya Erdoğan kibre batmış, millete ne söylersem inanır sanıyor ki bunun adı tıpta mitomanidir. Ciddi de bir rahatsızlıktır. Ya da bu sözler TÜİK'e talimatla enflasyon düşürtme harekatının habercisidir. Nitekim bugüne kadar bir sürü yanlışa imza atmış TÜİK Başkanı'nın şimdi çıkıp yanlışa imza atmam demesi hiç hayra alamet değildir. Bu eğer enflasyon rakamlarıyla oynanırsa bugünkü mevcut güven bunalımı çok daha derinleşir. Verilerine güvenilmeyen bir ekonomide kimse yönünü tayin edemez. Yatırım olmaz, aş olmaz, iş olmaz. Nas diyenlerin kul hakkı yemesinin önü açılır. Bugün makyajlı TÜİK rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu %36. Üretici enflasyonu ise %80. Son 20 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Enflasyonda dünyanın Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Enflasyonumuz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bölgesinin toplamının 3 katı. Ama Erdoğan milletimizi bırakmış, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'ya ağıt yakıyor. Enflasyonda turpun büyüğü heybede. Bunu gizlemeye çalışıyor. En az %50'lik tüketici enflasyonu hemen kapıda. Ama ne diyor Erdoğan? Enflasyon düşüşe geçmiş, kesinmiş. Bugün bu ülkede şu karda kışta insanlarımız bir somun ekmeği ucuza alabilmek için saatlerce halk ekmek kuyruklarında bekliyor. Benim Tekirdağlı hemşerilerim Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 99 liralık, 100 dememek için 99 diyorlar, ithal ayçiçek yağını alabilmek için kuru ayazda saatlerce kuyruklarda bekliyor. Bir de haykırıyor. Bizi bu hallere düşürenler utansın. Ama Erdoğan Avrupalıya, Amerikalıya ağıt yakmaktan benim Tekirdağlı hemşerimin feryadını duymuyor. Erdoğan'ın kalp gözü milletimize kapanmış. Zamları otomatiğe bağlamış. Dolar çıkarken de her şeye zam, dolar düşerken de her şeye zam. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sadece vatandaşı değil, akaryakıt bayilerini de artık ezmeye başladı. Geçen yıl çiftçi traktörünün deposunu 735 liraya dolduruyordu. Şimdi aynı depo 1581 liraya doluyor. Erdoğan mazota bir yılda %115 zam yaptı. Bir çuval üre gübresi almak için çiftçi geçen yıl ödediğinin 7 katını ödüyor. Erdoğan gübreye de bir yılda %600 zam yaptı. Şimdi çiftçi kara kara düşünüyor. Bu maliyetlerle ne yapacağım? Nasıl tarlama gireceğim? Nasıl üreteceğim diyor. Erdoğan çıktı, çiftçiye desteği gerekirse arttırabiliriz dedi. Ya çiftçi tarlasına giremiyor. Destek şimdi değilse ne zaman gerekecek? Sanayici de zor durumda. Aramalı fiyatları son bir yılda %92, enerji fiyatları %123 arttı. Elektrik, gaz faturaları organize sanayi bölgelerindeki sanayicimizi perişan etti. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de sanayiciye gaz tedarikinde sıkıntılar başladı. İhracat hedefine nasıl ulaşacaklar? Son bir yılda doların Türk lirası karşısındaki değerinin %75 artmasına bakıp
Ondan sonra da ihracatı teşvik ettiklerini sanıyorlar. Bu maliyet artışlarıyla, bu gaz sıkıntılarıyla bu iş olmaz. Pandemide dükkanını kapattırdıkları esnafı borca batırdılar. Yetmedi, şimdi de esnafa elektrik şoku veriyorlar. Her ay 4000 lira gelen esnafın elektrik faturası şimdilerde 7000-7500 liraya çıktı. Bu faturalarla esnafımız nasıl iş yapacak, nasıl kazanacak, ne yiyecek, ne içecek? Borcunu, o batırdığınız borcu nasıl ödeyecek? Saray memuru emekliye, asgari ücretliye kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor. Sabahtan beri bana telefon yağıyor. Emekliler arıyorlar, emeklilerin evlatları arıyorlar. Emekliler elektrik faturalarını ödeyebilmek için evlatlarından destek istemeye başlamışlar. Ülkede 7'den 70'e herkes mustarip. Esnafından çiftçisine, emeklisinden emekçisine, sanayicisinden ticaret erbabına kime dokunursan bina işitiyorsun. Ama Erdoğan çıkıyor, 165 milyar liralık fedakarlık yaptık diyerek adeta milletle alay ediyor. El insaf. Beyefendi, siz ülkenin tapusunu üzerinize mi geçirdiniz? Kimin malını kime veriyorsunuz? Sizin fedakarlığınız nereden? Siz saraylarınızdan fedakarlık mı yaptınız? Sıra sıra uçaklarınızdan fedakarlık mı yaptınız? Milyonluk Mercedeslerinizden vaz mı geçtiniz? İçtiğiniz efulilerden, smutilerden fedakarlık mı yaptınız? Yoksa saray sosyetesine üçer beşer verdiğiniz maaşlardan mı fedakarlık yaptınız? Yandaşlarınıza dağıttığınız dolar garantili ballı ihalelerden mi vazgeçtiniz, fedakarlık yaptınız? Hayır. Hiçbirinden fedakarlık yapmadınız. Milletin şu yok gününde saltanatınız, israfınız, debdebeniz, şatafatınız aynen devam etti. Siz milletin parasıyla sözde itibarınızdan tasarruf etmezken gerçekten fedakarlığı, gerçek fedakarlığı milletimiz yaptı. Milletimiz ucuz halk ekmeğini, 99 liralık ayçiçek yağını almak için Ayaz'da saatlerce bekledi. İnsan fedakarlık ettik demeye utanır. Ama ne diyorlar? Utancı gidenin kalbi de ölür. Değerli basın mensupları, ülkeyi yönetenin söylediğiyle yaptığı bir olmalıdır. Özü, sözü bir olmayan yöneticinin millete hayrı olmaz. Erdoğan Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticarette iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istediklerini söylüyor. Şimdi bu lafları kim söylüyor? Yandaş müteahhitlerine dolarla, avroyla gelir garantisi veren, hazinenin iç borçlanmasını dövizle yapan, Türk lirası mevduata bile, özel bankalardaki ilk defa Türk lirası mevduata bile dolara endeksleyen, garanti getiren Erdoğan söylüyor. Ya adama bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler. Madem Türkiye çift paralı ülke olmaktan çıkacak, önce millete siz örnek olacaksınız. Yandaşlarınıza dağıttığınız dolarlı avrolu gelir garantilerini hiç vakit kaybetmeden Türk lirasını çevireceksiniz. Hazinenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla, avroyla, altınla borç almasına son vereceksiniz. Kur garantili mevduatları kaldıracaksınız. Şimdi bunları yapmadan sarf edilen her söz boştur. Vatandaşa hiçbir güven vermez. Hazine ve Maliye Bakanlığı rakamları açıkladı. 2021'de devletin borcu tam 935 milyar lira artmış. 935 milyar lira. 2,7 trilyon lira olmuş. Devletin borcundaki bu artış bugüne kadar tek bir yılda gerçekleşen en yüksek artış. Korkunç bir rekor. Bunun en önemli sebebi kurdaki yükseliş. Döviz Türk lirasına karşı bir yılda %75 değer kazanınca dolarla, avroyla alınan, TL yerine dolara, avroya endekslenen hazine borçları patlamış. Borç stokundaki 935 milyar liralık artışın 796 milyar lirası, yani her 100 liralık artışın 85'i kurdaki artıştan geliyor.
faiz sebep, enflasyon netice denilerek döviz kurunda yaratılan, döviz piyasalarında yaratılan tsunami'nin çocuklarımızın, torunlarımızın sırtına yüklediği ağır fatura işte bu. Ama gafile kelam, nafile kelam. Milletin hazinesine yüklenen bu fatura yetmezmiş gibi bir de üstüne bankalardaki Türk lirası mevduata dolara endeksli faiz vermenin maliyeti de hazinenin sırtına, yani milletin sırtına bindirildi. İhracatçılarımızın döviz kazancının %25'ine bir günde el kondu. İhracatçıya bunu yapması için süre bile tanınmadı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını 500 bin dolara satıp, satış bedelinin de Merkez Bankası'na devrini zorunlu hale getirdiler. Bunlar da yetmezmiş gibi şirketlerin kredilerine döviz denetimine başladılar. Kredilerini nasıl kullanacaklarını denetlemeye, döviz almamalarını, taahhüt etmelerini istediler. Şirketler bankadan kredi kullanırken döviz almayacağım diye taahhütname imzalamaya başladı. Kambiyo rejimini kısıtlayan, Türk lirasının konvertibilitesine zarar veren bu uygulamalar öyle yeni falan değildir. Bunlar 1970'lerde, 1980'lerde uygulanmıştır. Ekonomimiz geliştikçe de, dünyaya entegre oldukça da terk edilmiştir. Ne yazık ki yeni ekonomi modeli derken, 1970'lerin dövize çevrilebilir mevduatı, milletin önüne ısıtılıp yeniden konmuş, zorunlu döviz devirleri, kredi tayinlamaları, döviz tahsisleri geri gelmiştir. Çin işi, Japon işi, Türk işi derken ortaya Sovyet işi çıkmıştır. Erdoğan Türkiye'nin bu yeni yaklaşımını başka ülkelerde uygulamaya başladı diyerek millette dalga geçmektedir. Erdoğan'ın yeni dediği bu yaklaşımları dünyada uygulayan bir tek ülke vardır. O da Venezuela. O da zaten bu uygulamayı bizden önce yapmıştır. Kopya çektiysek biz ondan kopya çektik. Ama Venezuela'da sonuç ortadadır. %686 enflasyonla dünya şampiyonu. 352 milyar dolardan 45 milyar dolara gerilemiş bir milli gelir, tamamen iflas etmiş bir ekonomi. Demokratik değerlerden uzaklaşmış bir yönetim, kötü yönetildiği için ufku kararmış bir ülke. İşte Erdoğan'ın yeni model diyerek imrendiği ve önümüze koyduğu model tam da budur. Ekonomide üretilen mal az, basılan para çoksa sonuç daima enflasyondur. Türkiye'de de para matbaası bir süredir hızlı çalışmaktadır. Parasal taban son 2 yıldır enflasyondan çok daha hızlı artmaktadır. Hadi diyelim 2020'de pandemi vardı. Ekonomi çok daralıyordu, kapanmıştı. Bu nedenle parasal destek gerekiyordu. Ama 2021'de ekonomi büyük ölçüde açıldı. Ama parasal genişleme devam etti. Önümüzdeki günlerde para matbaası öyle gözüküyor ki daha da hızlanacak. Yıl sonunda Merkez Bankası'nın bilançosunu apar topar bir gecede makyajladılar. O güne kadar 70 milyar dolar zarar etmiş bankayı bir gecede 60 milyar lira kâra geçirdiler. Şimdi hazine sıkıştı. Kağıt üstündeki kârı bir an önce bütçeye aktarmak istiyor. Bunun için Nisan ayında yapılacak Merkez Bankası Genel Kurulu'nu 3 Şubat'a çektiler. Öyle gözüküyor ki banknot matbaası fazla mesai yapacak, para basacak, bununla da hazine Şubat ve Mart aylarındaki yüklü borçlarını ödeyecek. Bir diğer hazırlık da kamu bankalarında. Hazine Ziraat Bankası'na 22,5 milyar lira, Halk Bankası'na ve Vakıf Bank'a ayrı ayrı 13,5 milyar lira, katılım bankalarına da 2 milyar lira sermaye verecek. Kamu bankalarının sermayesini bir önceki kredi genişlemesinde kediye yüklemişlerdi. Anlaşılan kedi bu yüke dayanamadı. Şimdi hazineden verecekleri milletin vergileriyle, basacakları paralarla kedinin cenazesini kaldıracaklar. Ardından da hükümet yine bildiğini yapacak, yeni bir kredi genişlemesine gidecek. Buradan açıkça ifade edeyim. Bu sürecin sonu, Hiperenflasyondur. Enflasyondan, çift paralı bir ekonomiden rahatsız olduğunu söyleyen bir yönetim, bahsettiğimiz bu adımların hiçbirisini atmaz.
Ama diyorum ya, Erdoğan şahsım hükümetinin sözüyle özü bir değil. Söylediğiyle yaptığı tutarlı değil. Onun için ne içeriye ne de dışarıya güven verebiliyor. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Bu nedenle yapılması gereken bir an evvel bu hükümetten kurtulmaktır. Ekonomide güveni sağlayacak, riskleri ve enflasyonu düşürecek, kapsamlı, güçlü çıpalara sahip bir strateji eşliğinde enflasyon rahatlıkla kontrol altına alınır, kalıcı büyüme ve yaygın refah artışı sağlanır. Bunun için yapılması gereken ilk işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına liyakatli bir ismi atamaktır. Bankanın para politikası kurulunu siyasetin müdahalesinden kurtarmaktır. Bankanın yasasındaki araç bağımsızlığını teminat altına almaktır. Enflasyon hedefini hükümet bankayla beraber belirlemelidir. Sonrasında ise banka elindeki araçları serbestçe kullanmalıdır. İkinci adım ekonomide kral değil, kural olmalıdır. Stratejik planlama teşkilatı hızla kurulmalıdır. Bu teşkilat ekonomi yönetiminde verilerin saydamlığını ve doğruluğunu sağlamalıdır. Koordinasyon, devlette koordinasyon, kamu kuruluşları arasındaki koordinasyon açığını kapatmalıdır. Kararların hedeflerle tutarlılığını sağlamada hükümete yardımcı olmalıdır. Bu teşkilat tüm kurumlarla yakından çalışmalıdır. Üçüncü adım, kamu özel işbirliği projelerinin bugün bütçe üzerindeki giderek ağırlaşan yükünü hafifletmek olmalıdır. Dövizle belirlenen tarifeler ve gelir garantileri ivedilikle Türk lirasına çevrilmelidir. Gerekirse de hukuk çerçevesinde söz konusu projelerin işletme hakları kamuya devredilmelidir. Yurt içinden dövizle veya dövize endeksli borçlanma uygulanmasına, enflasyona endeksli borçlanmalara son verilmelidir. Banka mevduatlarına verilen kur garantisi hemen kaldırılmalıdır. Dördüncü adım kamu bankalarının kime kredi vereceğine hükümet müdahale etmemelidir. Kamu bankalarının kaynaklarının bir avuç yandaşın beton ve rant projelerine, yandaş medyanın kara deliklerine aktarılmasına derhal son verilmelidir. Bu bankaların ticari banka prensipleriyle çalışması sağlanmalıdır. Bunun istisnası Ziraat Bankası'nın çiftçiye, Halk Bankası'nın da esnafa avantajlı kredi sağlayabilmesidir. Bu kredilerin bankalara yükü de önceden belirlenerek ilgili yılın bütçesine mutlaka konmalıdır. Beşinci adım dünya standartlarında bir kamu ihale yasası çıkarmak olmalıdır. Bu surette milletten toplanan vergiler başta olmak üzere kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlanmalıdır. Hükümetin ekonominin günlük işleyişine müdahale etmeyeceğinin güvencesi verilmelidir. Yetimin kör kuruşunun üstüne titrenmelidir. Altıncı adım, bütçe disiplinini sağlayan mali çapaların yeniden güçlendirilmesi, gerekirse yeni mali çapalarla desteklenmesidir. Böylece borcun sürdürülebilirliği üzerindeki kuşkular ortadan kaldırılmalıdır. Bu çerçevede bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından etkin bir biçimde denetlenebilmesi için kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Ayrı bir kesin hesap komisyonu. Yine Sayıştay denetimi uluslararası kabul görmüş standartlara ve kaliteye çıkarılmalıdır. Yedinci adım, ekonomide sağlanacak güven iklimiyle yabancı tasarruflar tabii ki ülkemize akmaya başlayacaktır. Burada da yüksek teknoloji içeren, yeşil mutabakata uyumu, dijital dönüşümü kolaylaştıracak doğrudan sermaye yatırımlarına öncelik verilmelidir. Bu surette üretim kapasitemiz genişlerken rekabet gücümüz de tahkim edilecektir. Sekizinci adım, bütçede yaratılan imkanların son buhranda en fazla zarar gören dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin derhal rahatlatılmasında kullanılmasıdır. Özellikle beslenme ve sağlıkta açıkların önlenerek bir neslin yitirilmesi önlenmelidir. Aile destekleri sigortasıyla toplumun tüm kırılgan kesimlerine devletin sahip çıkması sağlanmalıdır. Dokuzuncu adım, tarıma özel önem verilmelidir. İklim değişikliği gerçeğini de dikkate alarak gıdada arz güvenliği güvenliğini temin edecek, ülkenin kendine yeterliliğini sağlayacak
planlama ve çiftçiye destek tedbirleri alınmalıdır. Sağlık ve ilaç konusunda yeni kapasiteler inşa edilmeli. Kritik alanlarda kendimize yeterliğimizi sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır. Sağlık çalışanlarının yurt dışına kaçmasına yol açan ücret adaletsizliği, çalışma ve güvenlik şartları hızla iyileştirilmelidir. Enerji arz güvenliği, temiz ve ucuz enerjiye erişim sağlanmalıdır. Bu çerçevede ithal enerjide tedarikçi çeşitlendirilmesine, yerli ve yenilenebilir enerjiye öncelik verilmelidir. 10. adım, ama belki de adımların en önemlisi, ülkemizde hukukun üstünlüğünü, iyi yönetişim ve yargı bağımsızlığını sağlayacak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş programının açıklanması ve uygulanmaya başlanmasıdır. Bu sadece Türkiye'de can ve mal güvenliği konusunda rahatlama sağlamayacak, aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Değerler Ligi içindeki konumunu da belirlemiş olacaktır. Bu çerçevede kamu ve özel kesim arasındaki ilişkilerde yeni bir kurumsal yapıya geçilmelidir. Ülkenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun istişare, işbirliği, saydamlık, düzenleme ve denetlemeyi sağlayacak kurumsal yapı güçlendirilmelidir. Bunlar tabii ki ülkemizde yatırım iklimini hızla yaşartacaktır. Türkiye küresel arz zincirlerinde hak ettiği yeri mutlaka alacaktır. Ülkemizin dünya üretiminden ve ticaretinden aldığı pay büyüyecektir. Artık büyümenin bedeli cari açık olmayacaktır. Sürekli, borçsuz, devalüasyonsuz, enflasyonsuz büyüme ortamına geçişin altyapısı oluşturulacaktır. Ülkemizin önünde çok ciddi fırsatlar vardır. Yeter ki akılla, istişareyle iyi yönetilsin. Ciddi bir yapısal dönüşümle bu ülkenin potansiyeli harekete geçirilebilsin. Orta teknoloji tuzağından da, orta gelir tuzağından da kurtuluruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yakalamada üst sıralara tırmanırız. Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına da rahat rahat gireriz. Biz ülkemizi 3 yeni K ile düze çıkarmaya hazırız. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve elbette yeni kadrolar. Artık söz de, karar yetkisi de milletimize verilmelidir. Ülkede güveni sağlamak için, şu anda güvensizliğin faturasını azaltabilmek için sandık bir an evvel milletimizin önüne gelmelidir. Sözlerimi tamamlamadan önce, bugün yavrularımız yarı yıl tatiline başlıyor. Pandeminin yeniden zirve yaptığı bir dönemde çocuklarımız tatile başladı. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı ve iyi bir tatil diliyoruz. Umarız bu zor günlerde biraz nefes alabilirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorular varsa alayım. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen soruları aktaracağım. İlk olarak Kanal 7 tarafından yönlendirilen bir soru var. Kanal 7'nin sorusu şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu dün akşam İyi Parti lideri Akşener ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile sürpriz bir yemekte bir araya geldi. Muhalefette Ahmet Davutoğlu çatlağı olduğu, yaşananların tatlıya bağlanması için dün yemekte bir araya geldikleri iddiası var. Siz bu iddia için ne diyeceksiniz? Kimse boşuna Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkışmasın. Ülkeyi demokrasiyi getirmek gibi son derece önemli bir göreve talip olan partiler arasında çatlak falan olmaz. Efendim, Star TV tarafından devamında bir soru var. Yine bir önceki soruyla bağlantılı olarak, önceki soruda bahsedilen yemekte Millet İttifakı'na yeni partilerin katılacağı ve Sayın Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın isminin değişmesi konusunda bazı talepleri olduğu iddiaları var. Tüm bu iddialar için siz ne diyeceksiniz? Şimdi o yemek tabii Türkiye'nin öncelikli ve ağır sorunlarının tartışıldığı bir yemek. Ben o yemekte yoktum. Dolayısıyla ne konuşulduğunu bilemem. Ama biliyorum ki o yemekte ittifakta görüşülmüştür. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek ittifak Millet İttifakı'dır. Millet İttifakı'dır. Şimdi yani Sayın Davutoğlu ile ilgili soruların muhatabı ise kendisidir. Ben burada onunla ilgili sorulara cevap vererek nezaketsizlik yapmak istemem. Siyasi etik çerçevesinde bu doğru da olmaz. Evet.
Efendim ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu da şöyle. Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı Selçuk Erdağ rüşvet alırken yakalandı. Sizin bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olur mu? Belediye Başkanımız konuyla ilgili açıklamayı yaptı. Suç varsa, suçu işleyen kim olursa olsun gereğini yapacağız dedi. Soruşturmayı yürüten kurumlara da gereken her türlü desteği verdiklerini açıkladı. Hakkında iddialar bulunan kişi görevinden alındı. Şunu açıkça ifade edeyim. Biz rüşvet alanı büyükelçi atamayız. İşten atarız. Efendim şimdi Fox TV tarafından yönlendiren bir soru ileteceğim. Fox TV'nin sorusu da şöyle. Katar ile Sivap anlaşması uzatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile de 64 milyarlık Sivap anlaşması imzalandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin nedeninin de ekonomik olduğu yönünde yorumlar da var. Siz Körfez ülkeleriyle atılan bu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Merkez Bankası'nın döviz kasasını aslında lastik şamreline çevirdiler. Eskiden şamrel vardı, lastik şamreline çevirdiler. Her patladığında swap'la bir yama yapıştırıveriyorlar. Ama artık şamrelin yama tutacak hali kalmadı. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu swap anlaşmalı 28 milyar dolara ulaştı. Bunun 20 milyar dolarlık kısmını Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşmaları oluşturdu. Türk lirasıyla Katar riyali takas ediliyor. Kayda bu sanki dolar cinsinden dolar rezerviymiş gibi kayda geçiyor. Türk lirası ile Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi takas ediliyor. Yine dolarmış gibi kayda yazılıyor. Sonra aslında olmayan emanet paralarla, dolarlarla dibi delik kovaya su boşaltılıyor. Şimdi riyalden, dirhemden bizim ekonomimize merhem olmaz. Bu yolun sonu da yoktur. Ama artık işin nereye doğru gittiğini herkes fark ediyor. Elinoğlu çıkmış şimdi Merkez Bankası'na verdiği paranın haczedilmeyeceğine dair yasal güvence istiyor. AK Parti de bunu alıyor, kuzu kuzu kabul edip meclise getiriyor. Ne diyeyim? Yazıklar olsun. Efendim Tele1 tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB Büyükelçileriyle buluşmasında ekonomik programla ilgili bir soru üzerine bu konuda Deva Partisi tarafından başlatılan bir çalışma olduğunu, kısa bir süre sonra bu taslak üzerinde çalışmaya başlayacaklarını söylediği iddia edildi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi şu anda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili çalışma yapan 6 parti kendi partilerinde, kendi ekonomik programları üzerinde çalışmaktadırlar. Açıkça ifade edeyim, tüm bu partilerin yaptığı ekonomiyle ilgili çalışmalarda hepsi birbirinden değerlidir. Millet İttifakı'nın iktidarında uygulanacak ekonomi programının esasları ise liderlerin bir masa etrafında toplanıp karar almasıyla belirlenecektir. Biz örneğin 4 ayaklı programımızı açıklıyoruz. Yine başka partiler de kendi programlarını açıklıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Sayın Genel Başkanımızın o toplantıda büyükelçilere ifade ettiği husus bundan ibarettir. Şunu buradan bir kere daha söyleyeyim. Kimse endişe etmesin. 6 partide de Türkiye'nin ekonomik meselelerine hakim, birbirinden değerli kadrolar bulunmaktadır. Türkiye'ye demokrasiyi getirmek için işbirliği yapan kadrolar, Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu bu sıkıntılı ekonomik durumdan da çekip çıkaracaklardır. Teşekkür ediyorum. Efendim, bir soru daha geldi. Bir son dakika gelişmesiyle ilgili. Siz basın toplantısına başladığınız sürelerde TÜİK'ten bir açıklama geldi. Hı hı.
Bununla ilgili NTV'den bir soru yöneltildi. TÜİK'ten yapılan açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs biletleri için internetten alınan fiyatların da enflasyon hesaplamasında kullanacağını açıklamış. Bu değişiklik enflasyon rakamlarını nasıl etkiler? Şu anda nasıl etkileyebileceği konusunda herhangi bir fikrim yok. Ama o hale geldi ki TÜİK'in yaptığı bütün bu düzenlemelerde enflasyonu olduğundan daha düşük çıkarmak çabası olduğunu maalesef düşünüyoruz. Biraz önce söyledim. Yani bir memleketin istatistik kurumunun ürettiği verilere eğer güven yoksa bu gerçekten yatırımcıların karar almasını, tüketicilerin karar almasını, ekonominin büyümesini, ekonominin işsize iş vermesini olumsuz yönde etkiler.